hibeyle yapıldı arkadaşlar. Çok güzel bir işletme. İçerisinde görüyorsunuz gübre çukuru, sefalatör, her şey var. Bir saniye ya, ben kapıyı açayım. Hah, şurada mı hayvan? Evet evet evet. Hemen serumumuzu hazırlayalım. Hemen indir. Hoş bulduk abi, merhaba. Selam abi. Evet abi, getiriyor. Kamera boş geldi. Hadi çabuk. Ama hayvanın gözü bayağı sıkıntıda. Evet. Gece mi başladı? Hayır, sabah yem yedi abi. Sabah yem yedi? Evet. Abi, bir iki saat olmuştur yani, biz de orada oturuyorduk, hiç şey yapmadık. Bir iki saat oldu mu? Evet, olmuştur. Yani hayvan durum bayağı kötü. Gözler de gitmiş. Nefesimiz rahatlarsa iyi. Nefes rahatlar. Ya o dönem böyle düştüm, rahmetlik öğrettim var. Adam dedi kafasına sürdü, kocam dedi geliyor dedi, kurtar beni. Gözünü kapattı. İyi. Burnundan almıyordu, şimdi almaya başladı. Yani vurmuyor. Ya hipokalsemi böyle zamanla hayvanın ölümüne doğru gitmesine sebep olur. Kalsiyum yetersiz kalır, tamam mı? Hayvan ağır en son nefes alamaz ölür. Evet, nasıl gidiyor hayvancılık? Çok şükür abi. Biraz yem sıkıntısı. Toparladınız mı biraz? İyi. İyi. İşletme şu sıcak havada. Güzel mi? Bravo. Yayla ya. Yemin ediyorum yayla. Çukurova yaylası. Sandalyeyi deviriyor burada. Öyle rüzgar. Bu sıkıntılar gitti ama. Sıkıntılar gitti. Burada besi mi? Besi. Hadi bak, yine var işte. Ağır ağır nefes düzelmeye başladı. Size yapılıyor buradan Seren'a. Seren doğum attı. Yeğenim geldi. Evet. Attı, tuttu çünkü. Maşallah. Tuttu. İyi maşallah. Sen ne yaptın? Burada yer vardı. Şimdi bu sıyırgı sistemi çalışıyor şu an otomatik. He. Kaç saatte bir çalışıyor? Bu 18 dakikada geliyor oradan. 18 dakikada bir. Kaç saatte bir çalışıyor? Sürekli çalışıyor. Yok, biz kendimiz çalışıyoruz. İki, İki güne bir kendiniz. He, kendimiz şey yapıyoruz. Evet. Sıyırgı sistemi arkadaşlar. He. Burası bir besi işletmesi. He. İşletme besi işletmesi. He. Bu şekilde adım adım. He, böyle gidiyor. Sulandırıyorsunuz mu su? İşte su kaçırıyor şimdi bazen. He, şey yapmıyor. O değil, suluklarını da tam yerine yapmışlar, nokta yere. Zaten bu şuradaydı, aldık oraya Ahmet. Gübreleri zaten sulandırmaları lazım biraz akması için. Sefalatörümüz de var. Sefalatör de var, aynen. Ama biz çalıştıramadık. Tank lazım ama. Sistemi kuramadınız. Gübre yok. Evet arkadaşlar, işletmede suluklar normalde farklı bölgelere konuyor. Orada ıslatma yapıyor, çamur yapıyor ama amcamız çok güzel yere suluğu koymuş. Zaten sıyırgı sistemine gübreyi cıvıtmak için normalde su sıkılıyor. Ama bu su sisteminin burada olması o artan suyun
gübreyi cıvıklaştırması ve sıyrgı sistemin daha iyi çalışmasını sağlıyor, görüyorsunuz. Yani mantıklı, sıyrgı sistemlerin üzerine bu şekilde hayvanların suluklarını koyarsanız, yani suluklardan kaçan sular oradaki gübreyi de yumuşatır. Evet. Sıyrgı sistemin daha iyi çalışmasını sağlar. Gübreyi ne yapıyorsunuz? Gübre havuz var işte. Havuza vidanjörle mi çekiyorsunuz? Yazın şeye veriyor, tarlaya veriyor. Direkt tarlaya gidiyor mu? He. O sıvı gübre. He, bu pompa var. Çok güzel ya. O zaman siz gübre de atmıyorsunuzdur. Ya atıyor da işte tam yeterli değil yani şey. Tam yetmiyor ama gene de faydası var. Tabii. Tabii. Gübre fiyatları çok yüksek biliyorum. Faydası olur. Gayet de galvaniz olması, küflenmemesi. Tabii. Yetiyor değil mi bu suluk sistemi? Otomatik. Yani her padokta birer tane suluk sistemi var. Yani bir tane. He, iki tane. Her yani her padokta bir tane olmuş oluyor. İki tane vardı daha önceden. Biz orada çıkardık. Çıkardık. Evet. Buraya aldık. Burada. Ama işletme gayet serin ya. Çok serin. Yaz. Yaz, kış. Vallahi çok güzel yani. Bunu başlangıçta çok maliyetli falan dedik ama o zaman maliyetler düşüktü ama. O maliyetler düşüktü o zaman siz yaptırdığınızda. Şu an mümkün değil yaptırmak. Hibeyle de yaptıramazsın. Evet. O zaman şansınıza yaptırdınız burayı. Dışarı. Orayı ekiyor musunuz? Buraya bunlara şey ekiyor. Hayvanları salıyorsunuz mu yoksa? Tabii yok, ot ekiyor. Ot ekiyorsunuz. Yeni sürdüm, dünen sürdüm oraya. Maralfalfa bitkisini duydun mu? He? Maralfalfa? Yok. Sana maralfalfa ektirelim. Bu ne? Yani çok verimli bitki, çok yıllık. Slaj yapılıyor. Dönüme 50-60 ton bir yıl boyunca alabilirsin. Slaj yapabilirsin. Vallahi Serdar ekti. Maralfalfa? Yok. Serdar ne ektin sen? Şeker sorgun mu diyor? Şeker sorgun. Maralfalfa ekeceksin abi. Böyle 5-10 dönüm bir yere ayır kendine. Maralfalfa ekemem. Niye dersen. Evet. O kalıcı bir özelliği var. Tamam, kalıcı olsun abi. Ha, sürekli biçiyorsun onu. Sürekli 3 ayda bir biçiyorsun. Aynı şeker sorgumu gibi biçiyorsun. Ben bunu kışa kadar büyütürüm, sıraj yaparım. Yerine buğday ekerim. Evet. O şekilde. Sen yani o zaman sen kışın da faydalanmak istiyorsun. Evet, evet. Ama da mantıklı. Evet. Bu nasıl bir şey Ahmet? Biliyor musun bunu? Şeker sorgunu. Şeker sorgunu da güzel. İyi diyorlar da biz de yani ilk kez ilk defa mı ektiniz? İlk defa ekiyorum. Onu verirken dikkat edin, çok tazesi hayvanı öldürebilir. Onu şöyle, zaten şey yapıyorlar, kartlaşmaya, şekerleme dönemine evet, evet, geldiği evet. zaman. Taze hayvan kaçar, yerse ölür hayvanlar. Biliyorum, biliyorum onu. Çünkü yörükler bu Kayseri tarafından hayvanını buraya otlatmaya getirirler, götürürler. Evet. Getirme esnasında o sorgum otunun son safhası artık. Biçilmiş, biliyorum, he. Sürülecek. O, adam o işte, koyunları bir vurmuş. O zehirlenmiştir onu. Koyunları bir vurmuş. Yetiştik ama 10-20 hayvan kesildi. 10-20 hayvana hepsine birden serum takma derdindeyiz. Yani bayağı telafat verdiler. O zehirliyormuş, evet. Yani buradan bizi takip eden arkadaşlar varsa sorgun sudan otunun kesinlikle böyle taze verilmez. Hele de biçildiğinde şeye o yeni çıkan işte, filizler hayvanı zehir. Geliç cinsi aynen, var. Aynen. Çelerme dediğimiz durum. Evet. Yani o zaman ne yapmak lazım hayvanlara? Enterotoksemi aşısını, karma aşısını yapmak lazım. Evet. Alkaloz dediğimiz bir problem ortaya çıkarıyor. Şu an hayvan bayağı sakinleşti. Geldiğimize göre sakinleşti. Solunum molumu da yavaş. Solunumu düzeldi. Ya işte bunu icat eden cennetlik ya. Ahmet bu can kurtarıyor. Başımıza geldi de bu şekilde başımıza gelmedi. Can kurtarıyor. Can. Senteliyordu, yürüyemiyordu. Ya hayvan. İşte başlangıcında yakalamak lazım. Az önce gelirken bir kelime kullandım. Dedim ki hayvancılık yapan arkadaşlar, doğum yapan hayvanları varsa 1-2 gün boyunca abi, takip etsin. Bunun arkasında işim var, gücüm devam var deyip doğum yapmış hayvanı bırakmasın. Bırakmasın. Bir gelir akşamki hayvan sabah ölmüş olabilir. Evet. Şey bitti abi, serum devamından alacağız. Bir de dextrose takabiliriz. Dextrose enerji o enerji tonuğu getir. Tamam. Ondan da içireceğiz zaten. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuz enerji tonik videomuz vardı. Amino asit ve mineral içerikli bir ürünümüz. İşte bahsettiğimiz durumlar bunlar arkadaşlar. Yani o tür ürünlere mutlaka böyle doğum yapacak, doğum yapmış hayvanlarımıza tatbik etmemiz gerekiyor.
Sonuçta bu hayvanlar yüksek verimli hayvanlar, doğumla birlikte fazla miktarda memeden dışarıya sütle birlikte kalsiyum atıyor ve kalsiyum açığı ortaya çıkıyor. O yüzden hayvanları desteklemek gerekiyor. Serumu çıkaralım bir. Şeyden, damardan çıkaralım. Şöyle bir hayvanı bir doğrultabilir miyiz? Yavrumuz da bu. Evet. Evet, gözü açıldı az önceki. Gözünün rengi döndü gibi. Evet, döndü. Evet, döndü. Döndü rengi. Döndü gözü demek. Kaldıralım mı ki? Şöyle bir kaldırırsanız. Dextrozu verelim. Tamam. Dur ellensin daha. Eğer yetmezse tamam. Yüzünün rengi döndü. Ne oldu? Tamam, enerji verelim. Çıkarttı onu. Al. Tamam. Onu al, tak geri. Şey yapalım. Oğlum çekil oradan. Getir. Şey yapalım abi. Tamam. Yarım şey daha. Ahmet abi ben tutsun. Kurum değişeceğim. Sen buradasın. He, ben gelmeye sen... gitme ha, aman ha. Tamam. Bu hayvan kalkmadan giderim deme. Ben mi? Ya. Al ala. Ya 20 sen 24 ay mı yaptın emme? 20 ay. 20 ay yaptın. Bu askerlik biter mi diyorduk. Halil İbrahim Mert'e diyorduk ki böyle eğitim alanında. Söyle Halil İbrahim güzel türkü söylerdi. Yanık sesi vardı. Bak. Ya. Kaç yılı? 76. 5 Kasım'da askere gittik. Bak hele Cumali mi ismi? Abi Halil İbrahim Mert, rengi de aynı senin gibi. Tamam. Boyu da senin gibi. Benzeniz. Halil İbrahim. Evet. Onlar işte bakkal. Hatta ben bunu geçen sene senin oradan ilaç almaya geldim, bu sinek ilacımına. Ver bakalım. Gene sordum. Baba benim ağrıyor biraz. Sordum. Adana'da mı ne dediniz de biriniz? Işte, sordum olsun. He. Tut Yılmaz. Tamam bırak abi sen. Oo maşallah. Danalar ne zaman kesime gideceğiz? Kestirdik, o gün 11 tane. Kestirdiniz mi? Evet. Ne kadar fiyatlar şu an? 92 pardon. 92 oldu mu? Hı. Biz 85 lira falan düştüydü. 91,5-92. İşte yine... Nereye kestirdik? İbrahim Dağı'na kestirdik. Şeye, Osmaniye'ye. Bir şeye verdik. Ali Dağı'na verdik. Ali Dağı'na verdiniz. Kaç tane kestirdiniz abi? Verdik. 11 tane kestirdik de 15 tane kurbanlık kestirdiler. Var mı kurbanlık? Var. İyi. Yani şöyle kesilenin yerini hemen topluyoruz mu? Yok. Nasıl yapıyorsunuz? Karşı olsun toplayacağız. Yani toplu kesilip ondan sonra mı? He. Kademeli katmıyoruz mu? Yok. Kademeliydi bunlar. Buradakiler mesela onlardan şeydi. Onlar daha büyük. Bunlar 700 kilo yakındı o kestikleri. Yani kesip kademe yerine hemen koyarsanız böyle sürekli bir kesim olursa şey de olur. Size, maddi olarak destek de olur. Tabii. Aynı anda tüm hayvanı besleyip aynı anda kesmek zor olabilir. Evet, şimdi yem de pahalı da. Yem pahalı. Yani bu sene para kazanmadım diyen bir daha hiç kazanmıyor. Evet arkadaşlar, bu önemli. Demesin amcamın da sigarası var ama sıkıntı yok. Evet. Bu sene para kazanmadım diyen varsa yalan söyler diyorsun. Yalan söyler. Çünkü niye? Hayvan aldığında ucuzdu. Tabii. Tamam, yem biraz pahalandı ama et de o derecede pahalandı. Tabii. Evet arkadaşlar, bazen gerçekleri doğruları söylemek gerekiyor. Ya neyse o, şimdi bizde şey yok. Biz cambazı falan değil bu işin. Evet. Ama ya aldık yani çok şükür. Bu yıl kazandırdı ama yani şimdi yeni... 5 günü 6 günü aldığım hayvan şimdi 30 bin lira. Tabii. Evet. Tabii. 30 bin lira düşüyor. Evet. Geçin kestirdi. Ama işte o bir ölçüt değil abi. Bundan sonra bakacağız. Şimdi hayvanlar pahalı mesela. Şimdi, tabii. Şu an kazanabilecek miyiz? Tabii. Ona da bakmak olur, lazım. Tabii. Ay, giden sene ben 16 bin lira mı 14 bin lira verdim balyaya. He. Bu sene 50 bin lira verecek. Tabii. Balya 35'ten aldı bizim arkadaşlar. Yok, biz ama kendimiz tarlamızdan. Dışarıdan alırsa tabii daha pahalıya alabilir. Şimdi girdiler çok yüksek. Girdiler yüksek. Şey, arpa 8200 lira diyorlar. Oldu mu o kadar ya? 6'dan çıktıydı. Ahmet Bey, fırsatçı adam da çok ya. Abi ben sana söyleyeyim. Bak az önce arsada dediğim gibi arsa fiyatlarını vatandaş kendi yükseltiyor. Satamadığı zaman üzerine koyuyor. Abi, satamadığı zaman üzerine koyuyor. Milleti kadar ben isem de fırsatçıyım. Evet. Neden? Şu 10 lira. Biri diyor ki bu 15 lira olmuş. Biri diyor 16 olmuş. Şeytanlık yapıyor. Bunu eleştiri yok. Aynen.
Biz de bu şeytanlık olduğu müddetçe biz bir yere varamadık. El frenin halatı kırıldı. 130 bin liraya el frenin halatını aldı. 150 bin liraya tamirciye verdi. Evet. Ya bu kadar fırsatçılık olmaz. Fırsatçılık ya. Çok fazla. Çok. Haddinden fazla. Çok. Ahmet böyle ara borsacılık yapıyor değil mi? Bunu silerim defterden dükkanını. Nesline de bir şey verdirmem. Nesline. Evet. Verdirmem. Neden? Ya Allah'tan korkun ya. Geçen dedim ki bakkal var bizim burada. Bir tane permatik ver lan dedim. 4,5 lira dedim. Ne diyorsun oğlum sen dedim lan. Bu kadar da dedim Allahsızlık olur mu lan dedim. 4,5 lira olur mu 1 lira permatik. Hemen mi koydu bu üstüne? Fırsatçı. Maalesef fırsatçılık had safhada. Çok çok. Ha, ona aldım. 6 ay önce 3 ay önce. Evet. Şimdikinin fiyatını ondan veriyor. 270 liraya parçaya aldım su motorunu. 350 bin lira dedi değiştirmeye. Hadi değiştirmeye. Sanayi, hadi ya. 270 liraya parça aldım ya. Evet sanayi çok yani, sıkıntılı şu an. Çok çok. Ama nasıl olur bu bir gün bu iş tersine döner. İnşallah inşallah. Bir gün tersine döner. İnşallah. Yalnız ben şunu öyle diyorum. Ya şimdi Tayyip Erdoğan bu çözüm nasıl bulamıyor ya? Mesela senin kaymakamın var, valin var, emniyet müdürün var. Var oğlu var. Ver talimatını. Evet arkadaşlar hayvanımızı doğrulttuk. Uzun süreden beri hayvan bu şekilde yatar pozisyondaymış. Tamam. Biraz şey içireceğiz. İçti mi suyu? Evet. Hayvanın enerji açığı olduğu için hayvanımıza mutlaka doğumdan sonra enerji yüklemesi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yılmaz nasıl tadı? Enerji. Hmm. Hani protein alıyorlar ya. Lan bir tane bana ver Ahmet bundan. Ben İçebilirsiniz bundan. Amino asiti çok fazla. Ben uçursun akşama. Amino asiti fazla. Bana vereyim. Uçursun akşama bizim. Yok benden uğraşma sen. Ya lan benden uğraş. Yılmaz. Ne olacak abi senin? Onu içerek. Ama onu dur. Hepsini değil, hepsini değil. Hı? Ondan ama 20 milim. Şeyin içine koyuyoruz. Şunun içine. Çok yoğun. Çok yoğun bu. Yoğun değil mi? Hı. 20 milim onun içine koyalım. Bunun içerisinde ne vardı abi? Bunun içerisinde de enerji var. Enerji mi vardı? Tabii. Özellikle. Tut sana da bakayım. Onun içine 20 milim koyalım. Enjektör var mı yanınızda? Yok ya tahmini koy ya. Şöyle üçte birini. Demiş şurada var be. Dur bir saniye. Ha var var. Var mı? Koy. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. O kadar yarısını koy istersen. Yarısında yarın içirsinler. Ne yeterli zaten yarısına gelmişiz. Toksik etkisi olmaz bunun biliyorum. Tamam. Yarısında yarın içirsinler. Değil evet arkadaşlar bununla ilgili videomuzu mutlaka izleyin. Bundan bu videodan önce çektiğimiz bir video. Görüyorum ağzını şimdi çıtırdatmaya başlayayım. Tamam karıştırma gerek yok. Ağzını dökeceğiz. He dökeceğiz ağzını. Arkadaşlar propilen glikol. Propilen glikol. Burnuna bak elini. He. Bitti. Hayvanlara ketoz riskini de engellemek için verdiğimiz bir ürün. Doğum yapmış hayvanlara içirebilirsiniz. Propilen içerikli bir ürün. Tamam. Yılmaz biraz su getir de kafasına bir dökelim. Amca sen ipini çöz ondan sonra dur ipini çöz. İpini çöz. Boynuzundan da çıkar. Hayvan eşini attı mı acaba? Babamla attıydı. Dün en sarkıyordu. Tamam. Şimdi kafası da yılmaz. Hızlı bir şekilde şöyle bir suyu çarptır bakalım. Dökeyim mi? Ha. Hah! Ayağı uyuşmuştur onun. Hah! Maşallah. 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 Maşallah.
Doğum felci. Azizim bu işte. Geldi oraya hiç böyle olmadı. Şuna gelmedi. Ne ki? Bak şimdi sen... Ahmet abi bak hele arkana dön arkana. Bıçağı hazırlamışlar. Şunu göster. Ayağı dedi felfeli bak. Diyordu dedi. Bıçağı hazırlamışlar kesecekler. Bak kesecektik diyor. Evet arkadaşlar bıçak gide... hazır. O zaman inek gidecekti milli servet falan. İşte bunu bazen insanlar bilmiyor hayvan ölüyor yani diye. İnek var ya bedavadan ölecekti. Bedava. Hayvan ölüyor diye kesenler de çok oluyor bu şekilde. Evet. Ali. Ali Ali. Kurban Bayramı da yaklaşıyor arkadaşlar. Bu ara Ali hocanın da reklamını yapalım. Osmaniyeli Ali çok meşhurdur. Buradan Ali amcaya da selamlarımızı iletelim. Türkiye'de bir sürmene bildiğim sürmene meşhur sürmenenin bıçakları var. Bir de Osmaniyeli Ali çok meşhurdur. Ali Umuş. Ali Umuş mu? Ama şimdi bunların da sahtesini yapan çok. Ali ismini koyup bıçak satan çok. Sürmene ismini koyup satan çok. Evet arkadaşlar hayvanımızı kaldırdık. Çok şükür. Amca birkaç gün boyunca hayvanı çok sağmıyoruz. Tamam mı? Haddinden fazla boşaltmıyoruz memeleri. Bu önemli. O meme bak. O meme şişmiş bir meme. Onu da kontrol edelim. O şişmiş bir meme var. İltihap falan değil mi o? Yok. Memelerini de yıka da buzağı emerse temiz olsun. Onu sağ bakalım. İrin falan yok değil mi amca? He? Yok. Şişmiş ya. Bozuk değil mi? Yok. Tamam bozuk değil. Diğer memeleri de yıka da hayvan buzağı emerken mikrop almasın. Yıka temiz kalsın. Amca 1-2 gün boyunca yine hipokalsemi riski olabilir doğum felci. Gene yatıp kalkamazsa arıyorsunuz tamam mı? 1-2 gün boyunca hayvan da gene böyle risk olabilir. Çok sağmıyorsunuz takip ediyorsunuz hayvanı. Buzağı emse 1-2 gün buzağı emse yeter. Çok şişerse de ucundan biraz alırsınız. Hayvanımıza birkaç gün içme suyuna yarımşar litre günlük. Amca yarım litre birkaç günde pekmez verelim ki ketoz istediğimiz bir hastalık var ona da yakalanmasın. Evet arkadaşlar hayvanımızı kaldırdık çok şükür. Gelirken de söyledik. Yetiştiricilerimiz maalesef hayvanları doğduğunda köylerinde ister istemez işi oluyor. İşler biliyorsunuz bu mevsimlerde fazla oluyor köy işleri. Hayvanlarını bazen bırakabiliyorlar. Hayvanlarına bakmayabiliyorlar. Zaten arkadaşlarımızın da burada karşıda sulama işi var. Muhtemelen onunla ilgilendikleri için hayvan da doğum yaptı diye hayvana birkaç gün bakmamışlar. Yemini vermişler. Zaten su içinde otomatik. Sağımdan sağıma anca belki bakabiliyorlar. O yüzden hayvanlar doğum yaptığında 1-2 gün boyunca mutlaka hayvanları kontrol etmeniz gerekiyor. Yani böyle bir saat başında. Bu hipokalsemi vakası çok hızlı gelişebilir. Sabah bir şey yoktu diyor arkadaşımız. Bereket kardeşleri, memur bir kardeşleri gelmiş. Böyle gezerken o görmüş hayvanı yatar pozisyonda. Yani o görmese bile belki akşama kadar hayvan bu şekilde kalıp ölebilirdi. Hatta ölebilir yani. Bir saat sonra biz bile gelirken ben tedirgin oldum. Biraz hızımı da arttırdım arkadaşlar gördünüz. Normalde bu kadar hızlı. Biz hekimler hareket etmeyiz. Sonuçta kendi can güvenliğimiz de var. Ama hipokalsemi, doğum, bazen hayvanların içi çıkabiliyor. Prolapsus vakalarında tabii ki biraz seri hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu hayvana biraz 10-15 dakika, 20 dakika geciksek belki ölebilirdi. Hatta amcam bıçağı da hazırlamış hayvanı. Kesme durumuna da gelmiş yani. Evet, hayvanlarınızı mutlaka beslemeye dikkat ediyorsunuz. Kuru dönem beslemesi önemli hipokalsemi vakalarında. Kuru dönemde hayvanları dengeli besliyorsunuz. Çok besleme, çok yağlandırma iyi bir şey değil. Dengeli besleme arkadaşlar. Özellikle aşılarınızı, buzağı serum aşılarını anneye bir ay kala, doğumdan bir ay kala önce yapın ki doğumla birlikte kolostrumla o aşıları alsın buzağlar. Önemli. Yine kolostrum, buzağların beslenmesi kolostrumla önemli arkadaşlar. İlk 6 saatte buzağı alabildiği kadar ağız sütü almalı. Çünkü ağız sütünün içerisinde biliyorsunuz immünoglobulinler var, antikorlar var, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici arkadaşlar maddeler var. O yüzden önemli. 1-2 gün boyunca da hipokalsemi geçiren hayvanlarınıza mutlaka iyi bakım, besleme yapmanız gerekiyor. Kalsiyum,
önemli arkadaşlar. Ha, doğumdan önce kalsiyum uygulaması bazen soruyor yetiştiriciler. Doğumdan önce arkadaşlar hayvanlara kalsiyum uygulaması yapılmaz. Çünkü vücut normalde kalsiyumu kemiklerde bol miktarda buluyor. Kalsiyumu kemiklerden kana çekiyor ama siz kalsiyum uygulaması yaparsanız vücut kemiklerden kalsiyum çekmeyecektir hazıra konduğu için. Hazıra alıştığı için. O verdiğiniz kalsiyum da bir müddet sonra bitecektir. Yenisini de çekemeyeceği için ne yapacaktır? Hipokalsemiyi şiddetlendirecektir. O yüzden doğumdan önce kalsiyum miktarı fazla besinde hayvanlara verilmiyor. Vücut kendisi çeksin diye, kendisi alışsın. Kalsiyum tembelliği oluşmasın diye. Yani hayvanımızı şu an çok şükür tedavi ettik. Amcama da birazdan ne yapacağına dair bilgiler de vereceğiz. Videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı, videolarımıza beğeni, bir tane nokta dahi yorum atmayı unutmayın. Çünkü daha çok insana, daha çok kişiye, daha çok çiftçiye, yetiştiriciye bu bilgiler ulaştırırsa şu zor günlerimizde onlara da fayda sağlamış olur videolarımız. Yetiştiricilerimize fayda sağlamış olur. Bizi takip eden öğrenci arkadaşlarımıza fayda sağlamış olur. İleride belki siz izleyen, hayvancılık yapmayan arkadaşlarımıza da faydası olabilir. O yüzden videolarımıza beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Evet. Amca geçmiş olsun. Artık o bıçaklık bir durum kalmadı. Şimdi yarın orada enerji tonik şunun tamamını vereceğiz. Söylediğim gibi birkaç gün boyunca yarım litre falan pekmez suyuna katarsak hayvan. Bununla beraber mi? Evet. Yarım litre günlük pekmez. 3-5 gün hayvan enerjiyi destekleyelim. Tamam. Ketoz dediğimiz bir hastalık var. Şeker düşmesi. Şeker hastalığı da deniyor halk arasında. Onun da önüne geçeriz. Tamam. Tamam, geçmiş olsun. Sağ ol. Serdar da geliyor. Serdar geliyor mu? Evet. Bir şey olursa 1-2 gün boyunca hayvanı az sağacağız. Yoksa sağmıyor. Az sağacağız. Yani çok buzağı yemsin. Biraz da sağarız. Çok şişerse. Yani şişerse. Şişmesin. Birkaç gün önemli. Bazen ikinci defa nüksedebilir bu hipokalsemi. Evet. Bir daha hayvan düşer. Kalkamazsa yine haberimiz olsun. Haberimiz olsun. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun amcacığım. Geldi geldi. Evet arkadaşlar, videomuzu tamamlıyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın.